Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilma. Ve arinal haqqa haqqan ve rzuqna ittiba'a ve arinal batila batilan ve rzuqna ijtinaba. Ve ce'alna mimmen yestemi'unal kavla ve yettebi'una ahsana. وَادْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ اَمَّا بَعْدَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ Peygamberimiz atkanlar تَرَكْتُكُمْ عَلَى مَحَجَّةٍ بَيْضَى لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا Men sizlarni o'zimdan keyin shunday bir yo'lga qo'yib ketyapman. Keng, tekiz, yoruq. لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا U yo'lning tuni xuddi kunga o'xshaydi. Ya'ni Rasulullah'tan kagen yolda karanlı cahı yok. Yarık düşmeyi kagen karanlı cahı yok. Keng, sırlık, tekkiz, doğru yarık. Bu yoldan adaş mümkünmez. Buruluşu yok, başkası yok. Rasulullah yaptılar, mana şu yoldan fakat halaket köşülediğinler gene adaşadı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i kaldırıp getirken, manhaç mana şunu manhaç. Ümmet, 1400 yıl boyan olsa, Ana şu manhaçı yürüp gelirken bu ümmet-i Muhammediyanı dinini, akidesini, amellerini, imanı bozuşluk için her tamamdan hücumlar koyan bu sahem, ana şu manhaçta doğru turgan ulamalar bu halkını, ümmetini, yolunu belirleyip gelen. Lekin taassuf, siz bilen biz ana şu dini bilimlerini asli bulağlarından uzağa koyanlığımız için, ana şu biz getirdikken geplerini teşhirişlikke yaraşı ilmemiz bulmayanlığı için, Kim kal Allah, kal Rasulullah dese, o şimdi yapana hakikatki ağlı yapız ve gözümüz güvahı bulupturken ayrı muammalarda bana buradalar hamamız görüp durup biz. Lekin elhamdülillah, damlati vütkendik bu yurt, ulamaların yurtu, İslam ümmetine Mavaran Nahr yerinde yaşayan adamlar, Mavaran Nahr ahli bu ümmetinin ustazlarını yetiştirip çıkarıyor. Bana ötken suhbetimizde, Allah osmonda mı degan mavzuni bahs qilgan bo'ldik. O'zi bu bir necha qismga bo'lib o'tish kerak bo'lgan mavzu edi. Kechagisida faqat sizlarga ana shu zohiridan Alloh taoloni osmonda ekanligini xayolimizga, vahmimizga olib keladigan oyatlarni aytdik. Uni orqasidan boshqa oyatlarni aytdikki, u oyatlarni eshitganingizda uni zohiridan, tashqi ma'nosidan Alloh taolo nafaqat osmonda, boshqa yerda ham ekanligini vahmimizga olib keladi. Amintum man fis sama oyatida Alloh taoloni osmonda ekanligi dalil deyildi. Lekin muqobilida boshqa oyat qo'ydik. U Alloh osmonda ham iloh, yerda ham iloh. Biz unga yaqinmiz, lekin sizlar buni ko'rmaysizlar. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. U Alloh sizlar qayerda bo'lsanglar ham o'sha yerda. Biz qayerdamiz? Yerda. Birodarlar Burcu Halifa'nı balatligi neçiydi imoratdi? 828 metr. Hop, yaxşı. 124-chi etajda smotrovoy plashatkasi var. 450 metrmiki shunaqa. Endi 450 metrda o'sha restorani var. Atmosfera degan adashmagan bo'lsam, shu yerda bitta odam aroq ichib, mast bo'lib o'tiribdi. Endi shu imoratning podvali 20 etaj pastga deylik. Eng pastida bir odam namoz o'qiyapti. Qaysinisi Allohga yaqinroq shu ikkalasidan? Voy, namoz o'qiyotgan yaqinmi? Demak, Alloh taologa yaqin bo'lishlik masofa jihatidan emas, iymon, amal, taqvo jihatidan ekan. Agar biz Alloh taoloni osmonda deb turib, Alloh taologa jihani tarafni isbot qilsak, Allohning zoti bilan osmonda desek, boyagi aroq ichib o'tirgan mushrik Allohga yaqinroq bo'lib qolyapti. Demek Allah Teala'ya yakınlığı edilgen de bu iman, amel, takva cihatıdan yakınlığı dediğimiz masafa cihatıdan mas. Mariyanski Fadi'ne neç kilometr? Nema o? Tınşakiyanın en tübü, en çukur cahaya. 11 ya 12 kilometr deyiler. Hop, o şartta bitti adam tasbih hayatı oturuptu. Ya ki o şu bize teyken dek 828 metrin üstü geçip durup arakışı şey yaptı. Kaysanız yakın buladı Allah'a. Çünkü Allah Teala'ya yakınlık masafa cihatı denmez. Allah Teala'nın masafaya, makyonga, zamanga, cahaya makbul muydu? Koyu bu muydu?
Alloh taoloni osmonda deydigan taraf joriya hadisini hujjat qilib keltiradi. Joriyaning hadisi Alloh taoloning osmonda ekanligiga dalil deydi. O'zi o'tgan darsimizda oyatlarni keltirdik. Shu bilan o'zi to'xtash kerak bu mavzu. Lekin bu mavzu to'laligicha yoritilishi uchun hadisni ham aytib o'tishimiz kerak. Hech qachon hadis oyatga zid bo'lmaydi. Qarama-qarshi bo'lmaydi. Hadis oyatni sharhlaydi. Avvalambor bu hadisni matniga murojaat qilamiz. Bu katta hadis, uzun hadis. Shuning uchun bizga tegishli qisminigina o'qiymiz. Bismillahirrohmanirrohim. An Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami qala kana va kanat li jariyatun tar'a ghanaman li qibla Uhudin val Jawaniya. Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami aytadi, Uhud va uni atrofida qo'ylarimga qarab yuradigan bir joriya bor edi. Fattala'tu zata yawmin idza dhibu qad dhahaba bi shatin min ghanamiha. Bir kuni uni yoniga bordim. Ne ko'z bilan ko'rayki, bo'ri qo'ylardan birini yeb ketdi. Demak, joriya borida qo'ylarni boqib yurardi shu odam. Haydab chiqib ketganidan keyin bu qo'yning egasi orqasidan borib kuzatsa, bo'ri olib ketib qoldi. Wa ana rajulun min bani Adam asifu kama ya'safun, lakinni sakaktuha sakkatan. Endi u kishi aytadi, men ham odam bolasiman-da. Odamlarda bollari, ya'ni ular achinganidek achinaman, kuyunaman. Natijada unga bir tasaki tushirdi. Joriyani bir tasaki tushirdi, joriyani urdi. Fa ataytu Rasulullohi sallallohu alayhi vasallama fa addama zalika alayhi. Men Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning oldiga kelib, bo'lgan voqeani aytib berganimda meni koyidilar. Shunda qultu ya Rasululloh, afala utiquha? Ozod qilaymi endi buni? Ya'ni urganimi Rasululloh qattiq oldi, yomon olganida ozod qilaymi dedim. Qola itini biha. Uni meni oldimga olib kel dedilar Rasululloh. Fa ataytu biha. Ana shu joriyani Rasulullohning oldiga olib keldim. Fa qala laha aynalloh. Rasulullah unga Allah qayerda dedilar. Qolat fissama. U osmonda dedi. Qola man ana. Men kimman dedilar Rasulullah. Qolat anta Rasulullah. Siz Allohning elchisisiz dedi. Qola atiha fa innaha mu'mina. Uni ozod qiling. Bas u mu'min ekan dedi. Imomi Muslim rivoyat. Mana shu hadis birodarlar Allohni osmonda deydigan tarafning dalillardan bittasi. Mana endi shu hadisni batafsil ko'rib chiqamiz. Mana aytdik, hadisni tarjimasini eshitib turib hukm chiqarishga hech kim haqqi yo'q ekan. Oyatni zohiridagi ma'nosiga qarab turib xulosaga kelib olishga bizga haqqimiz yo'q ekan. Bu masalalardagi ijtihod eshigi yopilgan deb aytdi domla. Bu hadislar, bu oyatlar hammasi o'rni o'rniga nima qilingan, tafsir qilib sharhlab qo'yib qo'yilgan. Bizga unisida ijtihod qilish, qaysinisi qanaqa ekan deb turib g'am qilishlikka hojat qolmagan. Ummat buni 1000 yil avval hammasini o'rniga qo'yib qo'ygan sharhlab tushuntirib. Keling endi bu hadisda batafsil ko'rib chiqamiz. Birinchidan. Imom Bayhaqiy o'zining Al-Asmo va Sifat kitobida bu hadis Imom Muslimning sahihlaridan emasligini zikr qilgan. So'ng bu hadisning rivoyatchilari hadisning lafzlarida ixtilof qilganlarni ham zikr qilgan. Ikkinchidan, Imom Buxoriy ham bu hadisni bandalarning fe'llari maxluqdir degan kitobda rivoyat qilganlar. Ammo u kishi joriya qissasini zikr qilmasdan hadisning yuqoridagi namozga taalluqli bo'lgan qismini zikr qilishga cheklangan. Bu hadis o'sha namozga tegishli masala bilan boshlanadi. Boyaga ismi zikr qilingan sahoba yangi islomga kirgan namozda turganida bir odam aks uradi. Bu yarhamuka Alloh deydi. Yangi kirgan tushunmaydi namozda. Sahobalar haliga norozi bo'lib qarasa, ha, nima ko'rayapsizlar deydi. Soni ko'rib qolishadi sahobalar. Bu namozga tegishli qismini Imom Buxoriy o'zining kitobida keltirgan, buyog'ini keltirmagan. Imom Buxoriy hadisni joriyaga aloqador qismini sahihda bilmagan. Yo'qsa joriyaga tegishli joyini ham albatta zikr qilgan bo'lardi. Katta hadisni oxiri Imom Buxoriy bu hadisni namozga tegishli bo'lgan joyini keltirgan, buyog'ini keltirmagan.
Agar bu yog'i ham sahih bo'lganda Buxoriy keltirar edi. İmam Müslim özü ham bu hadisini iman babada keltirmagan, namaz babada keltirgan. Agar Allah osmonda demoqchi bo'lganida onu iman babada keltirar edi. Aytdiki, hadis namaz haqida boshlanadi, oxirida bu bor. İmam Müslim ham namaz babı degan kitobga, namaz babı degan joyga keltirgan bu hadisni iman babada keltirmagan. Dördüncüsü, ana endi hadisni lafzlari ham turli bo'lgan. Biz endigina zikir qilganimiz İmam Müslim'nin hadisida Alloh qayerda degan lafz bilan zikir qilingan bo'lsa, İmom Zahabiyning ulug' kitobida boshqacharoq lafz bilan kelgan. İmom Zahabiy aytadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qo'lini joriyaga uzatib, samoga ishora qilib, samoda kim bor deb so'radilar. Joriy esa Alloh dedi. Bu hadisga Hasan hukmi berilgan. Mana ko'rib turibmiz birodarlar, İmom Müslim rivoyat qilgan hadis bilan İmom Zahabiy rivoyat qilgan hadis orasida lafzlarida qarama-qarshilik bor. İmom Müslimda Alloh qayerda deb aytilgan bo'lsa, İmom Zahabiy rivoyat qilgan hadisda samoda kim bor deb so'z bilan emas, ishora bilan so'ralganligi sabit bo'lib turibdi. Qarama-qarshilik. Bundan Alloh qayerda yoki samoda kim bor degan so'zlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning so'zi emas, rivoyatchilarning so'zi ekanligi kelib chiqadi. Agar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning so'zi bo'lganida hamma hadis rivoyat qilgan sahobalar so'zma-so'z keltirar edi. Endi Alloh qayerda deyapti bitta hadisda, ikkinchi hadisda samoda kim bor deyapti. Demek bu so'zlar Rasulullohning so'zi emas, ravoiylarning so'zligi ma'lum bo'ladi. Lafzlari bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan hadislar, birodarlar, hadis ilmida muttarib, tebranuvchi deb nomlanadi. Mustarib hadisi. Mustarib demek lafzlari bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan hadislar. Buni hukmi qanaqa bo'ladi? Va bu hadislarni mustarib deb kim aytgan? Mana shunga ham e'tibor berishimiz kerak. Mana biz darsimizni avvalida o'qigan Muoviya ibn Hakamning rivoyatidan boshqa rivoyatlarda guvohlik berasanmi degan lafz bilan kelganligi to'g'risida suhbat qilamiz. Bittasida Alloh qayerda dedi. Ikkinchisida samoda kim bor dedi. Yana bitta rivoyatda birodarlar guvohlik berasanmi deganlar Rasululloh. Birinchisi Abdurazzoqning musannifida keladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam joriyaga aytdilar. Allohdan o'zga iloh yo'q ekanligiga guvohlik berasanmi? Mana endi shu hadisning 3-chi lafzi, 3-chi rivoyati. Bittasida osmonda kim bor? Bittasida Alloh qayerda? 3-chi rivoyatda Allohdan o'zga iloh yo'q ekanligiga guvohlik berasanmi deyapti. Joriya ha dedi. Shunda Rasululloh unga men uni elchisi ekanligimga guvohlik berasanmi deganida joriya ha dedi. Bu hadisga sanadi oliy deb hukm berilgan. Demek bitti hadis 3 xil rivoyat bilan keldi, 3 xil termin bo'ldi. Alloh qayerda? Osmonda kim bor? Allohni yakkaligi guvohlik berasanmi? Tushunali bo'ldi, 3 xil keldi. Bu hadislarda birodarlar Alloh qayerda deb so'ramagani ma'lum bo'ladi. Agar Rasululloh Alloh qayerda deb o'zini og'zidan chiqib aytganida rivoyatlar 3 xil bo'lmas edi. İmom Malikning muvattosida ham aynan shunday keladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam joriyaga Allohdan o'zga iloh yo'q ekanligiga guvohlik berasanmi deganida joriya ha dedi. Rasululloh men Allohning elchisi ekanimga guvohlik berasanmi deganida joriya ha dedi. Bu hadisga juda ham oliy sanadlik deb hukm berilgan. Birodarlar, siz bilan biz o'rganib turgan hadisimiz joriya hadisi turli lafzlardan kelgan. Bir joyda Alloh qayerda deyildi, bir joyda osmonda kim bor deyildi, yana bir joyda guvohlik berasanmi deyildi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, bunaqa lafzlari bir-biriga qarama-qarshi kelgan hadislar qanaqa hadis deylar ekan? Mustarib hadis deylar ekan. Endi mustarib hadisning hukmi qanaqa? Masalan, mutawatir hadisda olmay ilojimiz yo'q. Qur'on oyatidan keyingi o'rinda turadigan hujjat bu mutawatir hadis. Endi hadisning zaifi bor, sahihi bor. Mana endi mustarib hadis. Bunga qanaqa bo'ladi muomilamiz biz?
Cariye hadisi kaysi ulamalar tarafından mustarib deyilganligi to'g'risida mana endi gaplashamiz. İmam İbn al-Daqiq al-Ayd özünün ihtiroh kitabında aytadi. Mustarib bir neçe körünüşlerde rivoyat qilingan hadistir. Hadisning mustarib ekanligi hadisshunoslar nazdida ta'limning sabablaridan biri bo'lib hadisni zaifga chiqaruvchi omildir. Demek zaif hadis deyiladi. Joriya hadisini mustarib deb atagan olimlar. Birinchisi İmom Bayhaqiy o'zining Al-Asmo va Sifat kitobida joriyaning hadisini mustarib degan. İmom Bayhaqiy mustarib deyapti, zaif deyapti. İmom İbn Hajar Asqaloniy ham o'zining Talhisul Habir kitobida joriya hadisini mustarib ekanligini ochiq aytgan. Demek zaif ekan. Kelinglar, o'sha rivoyatni to'g'ri ham, sahih ham deb tasavvur qilaylik-da, shu hadisni ko'rib chiqaylik. Qayerda lafzi arab tilida ham, o'zimizning tilimizda ham birodarlar ikki xil ma'noda ishlatiladi. Birinchisi, so'ralayotgan narsani joyini, o'rnini, makonini bildirish uchun. Masalan, uyingiz qada desa, uyim qada dedi, onadirda dedi. Qayerda degan savolga javob berilayotganda, so'ralayotgan narsani joyini bildirishlik uchun shu savol beriladi va javob beriladi. Uyim 5-chi etajda, uyim shaytevada yoki bo'lmasa uyim do'stlikda. Demek, qayerda degan savolga javob berilayotganda birinchi ma'nosi joyini, o'rnini bildirishlik bo'ladi. Ikkinchi ma'nosi so'ralayotgan narsaning makonati, darajasi, martabasini bildirish uchun ham mana shu savol beriladi. Masalan, bir odam "Onang sen uchun qaysi o'rinda? Qayerda?" desa, "Onam meni qalbimda" deydi. "Ustozimiz" deydi, "bosh ustiga" deydi. "Ustozimiz boshimizda" deydi. Közümüz üstüde deyilgen olsa bu caymaz. Belki makamı, mertebesi, derecesi manosunda cevap verilirdi. Şundan kepçi kaytamız ki, eğer bana şu cariyanın hadisi Allah kayırda edip soralgeni sahih bulup, bu ayol Osmanlı'da da geliyen sahih buladigen olsa, Allah'ın zatı, mekanı, ordu kayırda edip soralgen mana çıkmıyordu. Belki Allah'ın mekanatı, mertebesi senin için kendi hayırda deyip sonra gelme alın buladı. Şimdi Allah da Allah cisimmez, cevharmez, arazmez. Hayırda degen sözde Allah da Allah'ın işleti bu miydi? Cisim, cevhar, araz. Cisim közümüz körüp kolumuzu uşak dururken narsa. Rengi var, şakili var, vazni var, hidi var, tamı var, bu cisim. Cevhar, bana şu zibuna bize tırık dururken narsa. Aras, mana şu cevher bilen cisimde ortasında bir payda balı, bir yokup yatağı yanlarsa. Mesela nastreyeniye, kursançilik, rengi kanaka mı, tamı kanaka o, hidi kanaka. Bom, yok, yok. Allah da Allah cisim hammas, cevher hammas, aras hammas. Madem ki şuna kabul edenken Allah da Allah'a mana şu cisim, cevher, araslarına veriladığın savallar verilmiydi. Allah'ını kayırda de bu miydi? Bunu takitle bettik. Allah'ını neşte de bu miydi? Çünkü neşte bu cisim bugün. Bana şu altta tarafta içi de cahileşken, zaman ve makamda içi de cahileşken, narsalarga nisbeten işletinin adı. Kayırda neşte degen söz. Şimdi Allah da Allah, zamandan ham, makamdan ham bir hacat bu yanıdan ki, cisim ham, araz ham, cavhar ham bu yanıdan ki, neşte hem de bu miydi Allah'ını, kayırda hem de bu miydi Allah'ını. Çünkü kayır barbar yerde, kayır kaysidir joyda. Allah Teala bu yerler, joylar yaralmasından turup ham bor edi. Allah Teala mana şu cisim, cevher, araz degen narsalar sıfatlangan sıfatlardan sıfatlanmaydı. Joriya ham savolga javoban samoda deganda cisim bo'lgan tepamizdagi osmon emas, balki oliy martabani, oliylikni nazarda tutgani kelib chiqadi. Demek ki samoda deganda martabasi shu bir oliy degan ma'noda tushunsa bo'ladi. Çünkü Araplar samo deganda osmonni ham tushunishadi, to'g'ri birinchi ma'nosi. İkincisi oliy maqomni ham tushunishadi, martabani ham tushunadi. Xuddi bizning tilimizda bir odamga "Ya o'zingizdan ketib qopsizmi? Ko'tarilib ketibsizmi?" desa. Qanaqa tushunamiz buni? Moddiy tomonini tushunamizmi? Tevaga ko'tarilish deydi yoki ma'naviy tomonimi? Kibrga berilib ketdingmi? Demek osmonda degan söz, qayerda degan söz, sahih deb tasavvur qilganimizda ham bu osmonda degan ma'noga kelib chiqmaydi Alloh taolo.
Mana endi masalani mag'ziga keldik. Savol. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam odamlarning iymonini tekshirganida Alloh qayerda degan savol bilan tekshirganlarmi? Bitta shu joriyaning mustarib hadisidan boshqa joyda Alloh qayerda degan so'z kelgan emas. Bir odamning iymonini tekshirish kerak bo'lganda payg'ambarimiz mu'min mu'min emasligini aniqlamoqchi bo'lganlarida Alloh qayerda deb so'raganlarmi? Yo'q. Boshqacha qilib aytsak, İnsanlar Allah osmonda deb iqror qilsagina musulmon deb hisoblanadimi? Xuddi hozirgi kunda ayrim toifalar Allohni osmonda deb aytmagan kishini bid'atda, zalolatda, hatto kufrda ayblaganidek. Men o'zi bir yigit so'radi o'zimdan. Kelib, meni bir birodarim bor deyapti. Mana shu taravadan keyin qaytayotganimizda shu ko'chada uchrashib gaplashdik. O'sha bir ukamiz kelib aytayaptiki, meni bir birodarim bor deydi. O'shini deydi, bir gapini aytay sizga. O'rtog'im aytayaptiki, ertaga qiyomat bo'lsa, Alloh taolo mendan so'rasa, "Ey bandam, sen meni qayerda deb e'tiqod qilgansan?" Shunaqa deb so'rasa, "Men Parvardigor, kitob va sunnatga muvofiq men seni osmonda deb e'tiqod qilganman," desam, "Buni menga nima zarari bor?" deyapti. Dedi. Şunlar ha? Demek bu yigitga Allah'ın osmonda deb e'tiqod qilmasang, iymonli bo'lmaysan deb kimdir ishontirgan. Hali yigit shu narsani haqiqatga olgan. Pulish yanali amintu man fis sama oyatini keltirgan. Bir eshitganingizda ma'nosidan Allah'ın osmonda ekanligini kallangizga olib keladigan oyatlarni aytgan. Shu bilan haligi bola Allah'ını osmonda deb e'tiqod qilmasam, mu'min bo'lmayman ekan degan e'tiqodga kelgan. Biz soruyoruz. Bironta joyda, bironta bir kitobda Alloh taolo ne osmonda demasang, mu'min bo'lmaysan degan qator bormi? Rasululloh bir odamning iymonini sinamoqchi bo'lsa, Alloh qayerda deb so'ragani bormi? Usomat ibn Zayd roziyallohu anhuni qissasiga murojaat qilamiz. Sahobalar bir mushrik qavm bilan urushib qochib kelayotganida ana shu mushrik qavmdan bittasi musulmonlarning qo'shinining orqasidan ertishadi. Sirat darslarida bor. Kelib payg'ambarimizni masxara qildi. Musulmonlarni masxara qildi. Usomo roziyallohu anhu quvib ketdi. Qochib ketdi. Yeta olmadi. Yonida ansori sherigi bor. Birga yurish kerak ikkalasi. Ikkinchi marta keldi. Quvolab bordi. Qochib ketdi, yeta olmadi. Ansori aytdi: "Ey Usomo, uni tinch qo'y." Usomo roziyallohu anhu: "Qanday tinch qo'yaman? Rasulullohni masxara qilyapti," dedi. Haligi Qaysar odam ekan. Uchinchi marta kelganda endi Ansoriy ham qo'shib quvolab bordi. Quvolab bir daraxtni tagiga yetganda yiqilib tushdi, ikkalasi ham ustidan qilichini ko'tarib shunga chiqarib. Shunda haligi mushrik nima dedi? "La ilaha illalloh" deyordi. Ansoriy qilichini tushirib oldi, chunki kalima keltirdi. Nimadan qo'rqib? Hozir nima qilib turdi? Usomo roziyallohu chopdi. Ansori aytdi: "Ey Usomo, kalimani aytgan odamni chopar deymi?" dedi. Usomo roziyallohu anhu: "Ko'rdingmi, qilichimdan qo'rqib aytdi," dedi. Haqiqatan 3 marta keldi masxara qilib. Rasulullohning oldiga kelishganida: "Ey Usomo, kalimani keltirsa ham choparar deymi?" Rasululloh: "Qilichimdan qo'rqib aytdi" deganida: "Ashaqoqta an qalbihi?" Nima? Qalbini yorib ko'rdingmi? Ichidagi niyatini bildingmi? Ehtimol shu paytda haqiqatan iymonga kelgandir. Muhimi nima qildi? Endi kalimani nima qilasan qiyomat kunida? Endi kalimani nima qilasan qiyomat kunida? Endi kalimani nima qilasan qiyomat kunida? Rasululloh qaytaraverdilar. Usomo roziyallohu anhu: "Qani edi shu kungacha musulmon bo'lmaganimda?" deyordi. Ya'ni kalima keltirgan odamni choppagan bo'lardim degan ma'noda. "Sen so'radingmi Alloh qada ekanligini, aytdimi?" dedimi payg'ambarimiz. "So'rachi qada deb e'tiqod qilar ekan Allohni, osmonda demekin?" dedimi? Mujarrat kalimani talaffuz qilib qo'ydi. Yana qanaqa holatda? Shuni ham payg'ambarimiz so'zini iymon deyapti. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir odamni musulmon yoki musulmon emasligini Alloh osmondami deb so'rab tekshirmaganligi hammamizga ma'lum. Endi siz Allohni osmonda demagan odamni "sen kofirsan" degan paytingizda o'zingiz kofir bo'lib qolishingizni bilasizmi?
Özünüz imandan çıkıp geçke sebep iştik koyduğunuzu bırak. O şundan biz sen kafir bulduğun demeyiz mi? Çünkü bu hüküm bu. Sen kafir bulduğun iştik değil. Sen kafir bulduğun yaptı ettiğin değil mi? Lekin kafirsen sen demeyiz biz. Peygamberimiz bir adamın imanın teşhirişliği için Allah'tan özge ilah yok. Ve Muhammed onun peygamberi deyip güvahlığı beresem mi? Degen sözden başka nesabından teşhirmeyenler. Makul mu? Ana şu. Peygamberimiz imanını teşhirgenliği hakkında hadisler gör. Şuradan bittesini aytamız. Peygamberimiz bir adamın imanını bor yokluğun teşhirişliği için savalladı bergenler. Lekin hiç kaysızda Allah kayırdı da sormayanlar. Bana şu bittesini oku vereyim ben. An İbn-i Umar radıyallahu anhüme Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Umirtu an uqatilen nase hatta yeşhedü en la ilahe illallah ve anne Muhammed Resulullah. Muttefakun aleyh bugün hadis. Abdullah İbn-i Umar Umar'ın adilinin oğlu Abdullah. Ravisini görüp koyun kimliğini. Ümmetinin müştahit sahabalarından. Muttefakun aleyh bugün hadiste. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem et yaptılar. İnsanlar Allah'tan özgü ilah yok ekenliğine ve Muhammed Aleyhisselam onun elçisi hem de bandası ekenliğine güvahlık verme günleri için onlar bilen can kılıçlıkla buyuruldu. Adamlar Allah'ını Osman'da da bir etikad kıma günü için değildi mi? Hatta yeşhedü en la ilahe illallah ve anne Muhammed'e Resulullah deme günü için şu gapta açsa bu oldu. Mallarını, canlarını menden amanda saklayıp degenler. Ya eyyuhannas kulu la ilahe illallah tuflihu degenler davetin avvalıda Mekke'de. Adamlar la ilahe illallah deyip koyular necat yetesiler. Mekke davirde şu kelimenin özünü etsin yetken cenneti buluşu için Resulullah'ın sözü bilen. İmam-ı Suyuti bu hadisini özünün Al-Cami Sagir kitabı da zikir kılarken mutavatir etkenliğe alakıda takitler tutken. Demek hazır bize etken kelimeni açsa, şahadatta açsa Müslüman etkenliğe muttefakun aleyh bugün hadiste haberi veriliyordu. Eğer adamların imanı Allah Osman'da deyip ayetişi bilen sabit bulgeni de mutavatir bulgen hadiste Resulullah yakke Allah'a güvahlığı verip Muhammed onun elçisi ekenliğini tasdiklama günüce men ular bilen can kılıçge büyürüldüm deyip etmegen bul arada. Kala olsa Allah'ın Osman'da deyip etkat kılıçlik buradalar başka bir kança din vakilleri de bağırmarsa. Hususen Nasraniler hem Allah Ta'ala'nı Osman'da deydi. Yahudiler hem Allah Ta'ala'nı Osman'da deydi. Eğer Allah'ın Osman'da deyip etkat kılıçlik kişinin imanına dalalat kısa Allah'ın Osman'da deyken Yahudiler hem Nasraniler hem Müslüman deyişimizde torkip kalan buradalar. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.